Merhaba izleyicilerimiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Uzun bir süreden beri biz video atamıyoruz. Kendim rahatsızlandım biraz. Evet, bugün ilk defa uzun zamandan sonra pazara gittim. Sizler için alışveriş yaptım. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Gülcan ablanın mutfağına abone olursanız YouTube kanalından beni memnun edersiniz, beni sevindirirsiniz. Bugünkü kameramanımız Gardelen. Gardelenciğim bir merhaba de seyircilerimize. Merhaba arkadaşlar. Bugün babam yattığı için ben çekeyim dedim. Anneme de yardımcı olacağım. Hem konuşacağız hem de video çekeceğim. Evet İnşallah olur. arkadaşlar. Bunu turşuluk aldım arkadaşlar. Belki görmüşsünüzdür. Ben turşu yaptım. Onu çok beğenmişler. Bu daha küçük Benden olur. istediler. Çok beğenmişler. Ben de onu hani kırmak istemedim. Satın istediler parasıyla. Şimdi kalkıp da yalan söylemeyeyim, demeyeyim ki ben para almadım. Kendiler verdiği için ben de aldım. Onu sattık. Baya bir yapmıştım. Hani sizler de isterseniz parasıyla yapıyoruz. Sipariş üzerine. Sizlere de yaparım. Yaprak arkadaşlar. Yarım kilo aldım. Maydanoz. Olmazsa olmazımız. Yeşil nanemiz. Tazendir. Taze. Her şeysi buranın güzel arkadaşlar. Adana'da yaşıyorum diyen hani bu güzelliklerden faydalanabilir. Biber aldım arkadaşlar. Yarım kilo. Turşu yapacağım. Acı biber Sos. hatta. Acılı sos yapacağım. Evet. Marul aldım bir adet. Salataya cacığa lazım oluyor arkadaşlar. Sarımsak aldım. Valla sarımsak 10 liraya düşmüş. Fazla büyük değil ama idare ediyor elimizin altında. Yarım kilo aldım. 5 milyon verdim. Patates haşlamalık aldım arkadaşlar. Bunlar küçük olanlar. Evet. Patlıcan aldım. Dolma yapacağım arkadaşlar. Yerli patlıcan. Çok güzel gözüküyor. Evet. Parlıyor. Evet. Hani arkadaşlar biz her şeyi mevsiminde yiyoruz. Hani kalkıp da ben patlıcanı bundan bir ay önce de alabilirdim. Ama tadı tuzu olmazdı. Ben daha ilk defa evimde patlıcan dolması yapacağım. Hani ben sevdiğim için, çocuklarım da sevdiği için biberle karışık patlıcan dolmasını ilerleyen günlerde sizlerle video halinde paylaşacağız. Umarım beğenirsiniz. Mutfağıma abone olursanız sevinirim. YouTube kanalında Gülcan abla yazarsanız mutfağım çıkıyor. Abone olursanız, like atarsanız, hani bildirim ziline basarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Patlıcan aldım. Bunları biz fırında közlüyoruz. Daha iyi oluyor ama Evet, küçük olan. domatesle, biberle çok güzel oluyor. Pişiriyorum. Soğanla, domatesle. Evet. Küçükleri dolmalık için aldı değil mi Evet. anne? Bu salatalığı arkadaşlar kendim hasta olduğum için tuzlayıp yiyoruz. Soğan aldım. Kızartmalık patates aldım arkadaşlar. Patates de düşmüş ya. 1 liraya aldım kilosunu. Çok güzel gözüküyor ya. Evet. Kızartmalık patates 1 lira. Her şey ucuzlanmış arkadaşlar. Bundan 15 gün 20 gün öncesine gidecek olursak her şey pahalıydı. Domates aldım. Yerli domates Yerli arkadaşlar. domates evet. Adana'nın kendi yerli domatesi. 2 milyonu aldım kilosunu. Evet arkadaşlar ne yapalım? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biber aldım arkadaşlar. Dolmalık hayatta. Antep biberi. Bunu da size patlıcan dolmasıyla beraber yapacağım Allah izin verirse. Ayrı da yapabilirim. Hani bu çok acı olduğu için belki karıştırmayabilirim. Evet. Domatesle de güzel yemekler yapacağım. Domatesli pilav. Domatesli pilav yapacağım.
Her şeyi yapacağım arkadaşlar. Güzel dolmamızın arasına da katacağım. Bol soğanlı, bol domatesli, biberli. Meyhane pilavı da yapacağım size arkadaşlar. Yanında cacığımız. Mis gibi oldu. Turşumuz. Mis gibi yiyeceğiz arkadaşlar, Gardelen'in dediği gibi. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Sizlerin günleri nasıl geçiyor? Umarım iyi geçiyordur. Bana yazarsanız çok iyi olur. Arkadaşlar biz bunun adına acaba Hatay'da lübiye diyoruz. Adanalılar acebek diyor. Acebek. Sizin bildiğiniz bir değişik adı varsa onu da yazabilirsiniz. Kardeşimle ben de fasulyenin kardeşi. Hasan'la da Gardelen fasulyenin kardeşi diyor benim çocuklarım. Hani benim çocuklarım bunu çok seviyor. Olmazsa olmazları bunlar. Yiyorlar yani, çok seviyorlar. Bunlar da ilerleyen günlerde size yapacağım arkadaşlar. Patates de doğrayacağım arasına. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Ne yaparsan o güzel oluyor arkadaşlar. Hani sadece bir şeyle odaklanmayacaksın. Değişik değişik şeyler yapacaksın. Evet. Arkadaşlar bu arada istediğiniz yemek çeşitleri varsa yorumlara yazarsanız annem mutlaka yapar, tarifini de verir size. Evet. Evet. Bu soğanı da hani ben yaz yemeklerinin içine beyaz soğan diye tüm katıyorum. Doğramadan. Küçük. Hani böyle doğramadan tüm katıyorum. Mesela meyhane pilavının içinde size yapacağım. Acebek'in içinde size yapacağım. Biz böyle tüm soğanla soyup yıkayıp tenceremize katıp tüm halinde tüketiyoruz. Bunu da o yüzden küçük küçük aldım. Bu domatesi de eşim sevdiği için bunu da eşim pul biber atıyor. O biraz böyle sanki sertleşmiş. Hayır. Biraz böyle sanki yumuşak gibiydi. Bunu eşim domatesse pul biber atıyor. Hani bir başta soğan doğruyor. Yeşil biber. Bunu böyle tüketiyor eşim. Eşim sevdiği için bunu da böyle aldım. 2 kilo eşime. Evet arkadaşlar. Umarım benden istediğiniz şeyleri bana yazarsınız. İstediğiniz tarifleri ben de yazdığınız şekilde sizlere tarif olarak veririm. Hani neyimi beğeniyorsunuz, neyi beğenmiyorsunuz? İstediğiniz şeyleri bana yazarsanız yorum bölümüne ben de size cevaplayabilirim. Hani benden belki bir şeyler istersin. Mesela sabah bir arkadaşımız yorum köşesine Gülcan Hanım bana acılı sosun tarifini verir misiniz? Hani ben yapmak istesem o sosun içine sarımsak katabilir miyim? Sarımsağım olmadan lezzeti olabilir mi diye yazmış. Hani sarımsak domates ezmesinin olmazsa olmazı. Yani tadını o veriyor, kokusunu. O tadını o veriyor, evet, kokusunu o veriyor, lezzetini o veriyor. Olmazsa olmazı sarımsak. Sizlerin de böyle bu arkadaşımız gibi, ismini unuttuğum arkadaşım bu. Nurgül adı. Evet, Nurgül Hanım'dı. Ona da sevgilerimi iletiyorum. Nurgül Hanım, benden Adana kebabı istemişsiniz. En kısa zamanda yapmaya çalışacağım. Umarım bir gün evime de misafirim olursunuz. Buyurun gelin evime de. Size daha güzel el lezzetlerim var. Size de ikram edeyim. Sevinirim evime de misafir gelirseniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Siz benden domates sosunun tarifini istemişsiniz. Ben isminizi hatırlayamadım, kızım hatırladı. Domates sosunun olmazsa olmazı sarımsak. Hani sarımsak olmazsa olmazı, lezzet katıyor sarımsak. Siz onu sarımsaklı yapın, bir de sarımsaksız yapın. Sarımsaksız bence tadı olmayacak. Ama sarımsak katarsanız daha güzel olacak. O kokusu içine siniyor. Evet. Patlıcanla da size güzel yemekler yapacağım. Karnıyarık yapacağım. İmam bayıldı yapacağım. Közlem yapacağız. Musakka yapacağım. Ama hepsi ilerleyen günlerde. Hepsi ilerleyen günlerde. Allah'ım Rabbim ömür verirse, sağlık sıhhat verirse inşallah her şeyi sizlerle paylaşacağım. Bu yıl hani biz kurnaneyi kendimiz elimizde kurutuyoruz. Bu yıl kuruttum. İnşallah Rabbim ömür verirse gelecek yıl size kurnanenin tarifini de vereceğim. Kanalımda kalırsanız, abone olursanız Gülcan ablanın mutfağına
Her şeyi taze taze, gününde, zamanında yapıp inşallah öne süreceğiz. Siz de beğenirseniz, yorum yaparsanız, abone olursanız, like atarsanız bizi de memnun edersiniz. Abone olursanız, like atarsanız. Evet, Kardelen de diyor, bakın ablaları, abileri. Kardelen'in de sizden bir ricası var. Evet Kardelen'cim, sen konuş şimdi canım. Arkadaşlar, bize abone olursanız çok seviniriz. Çünkü biz bu yemekleri sizin için yapıyoruz, tarifini vermek için. Böyle ne bileyim, böyle çekince çok heyecanlı oluyoruz. Eğer birisine de böyle bunları verince seviniyorsa, bize dua ediyorsa, biz de çok teşekkür ederiz. Evet. Allah da onlardan hani razı olsun. Bizi kendimizi çok bilmiş bir şey tasarlamıyoruz. Sizin de bildiğiniz varsa bize aktarın. Gün olacak biz de sizden bilgi isteyeceğiz. Ben başka kanallarda seyrettiğim zaman onların aboneleri, lafları yüksek olduğu zaman ben diyorum, Allah benim niye acaba abonem yüksek olmuyor, lafım yüksek olmuyor. Hani ben de istiyorum. Sizlerden destek bekliyorum. Kanalıma, Gülcan abla kanalına abone olursanız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'ım Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sevgilerim de. İyi günler arkadaşlar. Hoşça kalın.